Project Playtime'ın çıkmasıyla beraber oyunumuza yeni gelen güncellemelerle bir tane tarih verilmişti. 27 Haziran'ı unutma. Bu tarihi fark ettiğim günden beri her zaman söyledim. 27 Haziran'da bir şeyler olabilir. Tabii ki öylesine yazılmış notlar çok fazlaydı oyunumuzun içerisinde. Tahtalara çizilmiş bazı görseller, bilgisayarların ekranındaki bazı yazılar. İlk başlarda pek önemsenmese de Project Playtime faz 2'nin gelmesiyle beraber bu 27 Haziran'ı unutma tarihi gerçekten çok fazla ön plana çıktı. Doğal olarak benim ilgimi çok çok daha fazla çekti. Hatta bunun videosunu yaparken tereddüt ettim. Çünkü dünya üzerinde neredeyse bu tarihi paylaşan hiçbir kanal yoktu. Hiçbir kanal olmayınca da acaba kendi kendime yanlış bir teori üretiyor olabilir miyim diye düşündüm. Ama faz 2'de de bu tarihi ısrarla görünce evet doğru yolda olduğumuzu düşündüm. Doğal olarak 27 Haziran'da bir şeyler olacaktı. Dün 27 Haziran'dı. Acaba yine bir VHS kaseti mi gelecekti? Oyun tanıtım fragmanı mı gelecekti? Project Playtime ile alakalı bir şeyler mi olacaktı? Yoksa yine bir oyuncak tanıtım veya peluş tanıtımı mı yapılacaktı? Yeni bir fotoğraf paylaşıldı 27 Haziran'da. Fotoğrafı aydınlattığımız zaman farklı görseller ortaya çıktı. Farklı görsellerde Hagiwagi'ye benzeyen bir karakter vardı ki bir kuşu da andırıyordu aslında, gagası var gibi görünüyordu. Kuş deyince aklımıza muhtemelen kanalımızı izleyenlerin bir şeyler gelmiştir. Şimdi sizlerle beraber dün paylaşılan fotoğrafı detaylıca inceleyelim. Mob Games Project Playtime'da bizimle gizli bir not paylaşmıştı. Bu notta ise 27 Haziran'ı unutma şeklinde bir durum vardı. Özellikle Project Playtime faz 2'nin gelmesiyle beraber bu not çok daha fazla karşımıza çıkmaya başlayınca bu tarih önemli bir şey olabilir demiştik. Evet, bu tarih geldi ve ekranlarınızdaki bu fotoğraf paylaşıldı. Benim bu videoyu çektiğim sıralarda sadece bu fotoğraf paylaşıldı. Daha sonra başka bir şey gelir mi bilmiyorum. Ama gelme ihtimali olabilir. Bu teoriden sizlere bahsedeceğim. Fakat bundan daha önemlisi, bu fotoğraf boşu boşuna paylaşılmış bir fotoğraf değil. Evet, artık bize Project Playtime'dan sonra Poppy Playtime Chapter 3 ile alakalı bir şeyler vermek zorundalar. Çünkü açık açık 2023 yılında Poppy Playtime Chapter 3'ün çıkacağını söylediler. Ekranlardaki bu fotoğraf paylaşıldığında 27 Haziran 2023'tü. Şu an siz bu videoyu bir gün sonra 28 Haziran'da izliyorsunuz. Yani 2023 yılının bitmesine 6 ay kaldı. Neden bunu söyledim? Şu yüzden söylüyorum. 3 ay içerisinde bizimle bir fragman paylaşmak zorundalar. Neden zorundalar diyorum? Çünkü Poppy Playtime Chapter 2'yi kendime istatistik olarak alıyorum. Mob Games Poppy Playtime Chapter 2'nin oyun tanıtım videosunu 22 Şubat 2022 tarihinde yayınladı. Tabii ki oyun fragmanı gelir gelmez oyunu hemen paylaşmıyorlar bizimle. Yayınlamıyorlar oyunu. Fragmanı önden paylaşıyorlar ve dikkat ederseniz oyun geldikten sonra fragmanda bazı farklılıklar oluyor. Örnek, Poppy Playtime Chapter 2'de PJ Puggy Pillar değişmiş. Daisy'nin yerine Banzo Bunny gelmişti. Hatta yeşil eli aldığımız yer bile farklıydı. Yeşil eli alma şeklimiz de farklıydı. Yani bu da demek oluyor ki fragmanı bizimle paylaşıyorlar ama hala oyunu geliştirmeye devam ediyorlar. Şimdi bu duruma göre bakarsak eğer 22 Şubat 2022 tarihinde Chapter 2 oyun tanıtım fragmanını yayınlayan Mob Games bundan tam 3 ay sonra 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan 2023 gecesinde Poppy Playtime Chapter 2'yi çıkardılar. Doğal olarak 3 ay içerisinde bir fragman bekleyebiliriz. Hadi oyunun oynanış fragmanı ile çıkış tarihi arasındaki farkı da hesapladığımız zaman zaten 2023'ün bitmesine 3 aylık bir zaman dilimi kalıyor. Doğal olarak 2023 yılında bu oyun çıkacaksa eğer bu fotoğraftaki duruma göre sanki oyun fragmanının tarihi de verilmiş olabilir. Bu fotoğrafı incelediğimiz zaman bir bilgisayar ekranı görüyoruz ve bilgisayar ekranında Poppy Playtime oyuncaklarını görüyoruz. Ekranlarda PJ Puggy Pillar, Candy Cat, Hagiwagi, Boogie Bot, Poppy, Mommy Longlegs, Kissimissi, Brown, Banzo Benny ve Catbee. Project Playtime'da ise bu fotoğraf tamamen değişmiş. Yerine Sir Poops, Baby Longlegs ve Daddy Longlegs de gelmişti. Hatta Kick Me Paul ve Owen da vardı. Bu fotoğraf aslında bize çok şey anlatıyor olabilir. Normal bir bilgisayar ekranı, fakat bu bilgisayar ekranı Playtime Co.'nun bilgisayar ekranı. Çalışanın bilgisayarını görüyoruz, geri dönüşüm kutusunu görüyoruz, dosya gezginini görüyoruz ve komut istemini görüyoruz. Onun dışında ise burada bir tane de kamera ağı görüyoruz. Biliyorsunuz ki Playtime Co.'da security sistemi vardı. Ve Chapter 2'den kısa bir süre sonra o sistem tamamen kapanmıştı. Site bakıma alınmıştı. Ve işin ilginç tarafı, bu fotoğrafın sağ alt tarafında bir tane saat var. Görüyorsunuz. Bu saat ise
7.19. Hemen şöyle sizlere de uzaklaştırarak göstereyim. 7.19. Biz normal şartlarda bu saati de bekledik. UTC artı 3 eklediğimizde bile yine bir şey gelmedi. Amerika saati, yani Mob Games'in bulunduğu yerin saatine göre baktığımızda ise ben bu videoyu önceden çekmiş oluyorum. Yani henüz o saat daha gelmedi. O saatte yine bir şey gelirse ben Poppy Playtime'la alakalı çok şeyi sizlerle anlık olarak paylaşıyorum. Eğer siz de bir Poppy Playtime severseniz eğer kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımıza atacağınız her bir like de bizim için çok büyük bir destek. Şimdi doğal olarak buraya baktığımızda 7.19, yani saat 7.19'u gösteriyor burada. Fakat Amerikan takvimine baktığımıza göre 7 ayı 19'a günü işaret ediyor. Aslında bu fotoğrafta bize 19 Temmuz tarihini vermiş olabilirler. Peki o zaman 19 Temmuz tarihini bize vereceklerse direkt Project Playtime'da o nota 19 Temmuz unutma diye yazamazlar mıydı? Niye 27 Haziran'ı unutma deyip 27 Haziran'da başka bir tarih verdiler? Sonuç olarak bu fanları sinirlendirebilecek bir durum. İşin ilginç tarafı da burada başlıyor. İşte buraya baktığımız zaman da burada da G51 durumunu görüyoruz. Yani yeni bir ARG'ye hazırlanabiliriz anlamına geliyor. Tabii ki bu fotoğrafın şu an karanlık hali. Fotoğrafı aydınlattığımız zaman yine burada G51 durumunu görebiliyoruz. Fakat burada daha ilginç şeyler var. Kamerayı bu aydınlattığımızda biraz uzaklaştırdığımız zaman hemen sol tarafta bir tane yüz görüyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi. Agivagi'nin suratına da benziyor. Gagası var gibi görünüyor. Bir kuş da olabilir. Yırtıcı bir kuşun oyuncağı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi siz diyebilirsiniz, arkadaş kuş nereden çıktı? Her şey planlı olarak gidiyor diye ben daha önceki videolarımda da söylemiştim. Banzo Bunny'nin bir hikayesi vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Kanalda videosu var. Yayınladım sizler için. Banzo Bunny bir yumurta topluyordu. Grab packlerle yumurtaya hedef alıyordu. Yumurtayı çektiğinde ise yumurta kırılıyordu. Elinde ise ölü bir kuş. Yumurtanın kırılmasıyla oluşan elindeki kuşu görmüştük sizlerle beraber. Şimdi burada iki tane tabii ki teori var. Birisi Hagiwagi, ki ihtimali çok yüksek. Ağız yapısına baktığımız zaman çok net Hagiwagi'ye benzediğini görebiliyoruz. O tarafı hemen yukarı kaydırdığımız zaman burada da 3 numarasını görüyoruz. Bu Poppy Playtime Chapter 3 de olabilir. Farklı teorilere de yol açabilir. Peki bu farklı teoriler ne olabilir? Birinci durum, aslında bu 3. fotoğraf olabilir. Yani iki tane daha fotoğraf paylaşabilir. Paylaşılacak olabilir. Bu ne gibi olabilir? Şu şekilde örnek verebilirim size. Poppy Playtime Chapter 2 fragmanından sonra biliyorsunuz ki yapboz parçaları gibi fotoğraflar paylaşıldı bizimle. Ekranlara bu görüntü çıktı. Game Station. Bu Chapter 3'ü işaret ederken aynı zamanda bu alt tarafta gösterilen G51 durumuna da işaret olabilir. Yani yine bize numaralar verip bir videoya ulaşmamız istenebilir. Onun dışında da buradaki network, yani kamera ağı sistemine bir gönderme olabilir. Çünkü kamera durumları zaten son zamanlarda çok ön plandaydı. Çalışan kılavuzunda bile kameralardan bahsedilmişti biliyorsunuz ki. Bunun videosunu da paylaşmıştım. Evet, fotoğrafa geniş açıdan baktığımız zaman burada bir kafa, muhtemelen Hagiwagi olma olasılığı yüksek olan bir kafa, ki Hagiwagi'nin geri geleceğini zaten düşünüyorduk. Hagiwagi geri gelmeyecek olsa düşünsenize, Chapter 1'i zaten ücretsiz yaptılar. Ücretsiz yaptıkları bir oyunda tekrar neden grafikleri düzeltip Hagiwagi'yi yenileyip tekrar bize sunsunlar? Hagiwagi kesin olarak geri gelecek gibi görünüyor ve ortam sanki böyle bir dumanlarla görünüyor ve bu dumanların kırmızı olması da Poppy Playtime Chapter 3 trailerındaki maskeye gönderme olabilir. Bu zehirli gaz durumu zaten biliyorsunuz ki Poppy Playtime Chapter 3 trailerında da gösterilmişti. Yoksa neden bir gaz maskesine ihtiyaç duyulsun ki? Tabii ki bunlar ilk incelemeler. Ve bizim için önemli olan konu ekranın sağ alt tarafında gösterilen bilgisayarın saati olan 19 Temmuz tarihi. Eğer siz bu videoyu izlerken herhangi bir şey gelmemiş olursa mecburen 19 Temmuz'da bekleyeceğiz. Fakat gerçekten de 19 Temmuz'da bir oyun tanıtım fragmanı gelecekse, fragman gelene kadar daha çok önemli gizemler paylaşılacak diye düşünüyorum. Daha fazla Poppy Playtime videosu için videoya like atmayı, kanala ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.